Haber Endek TV'nin hazırladığı Soruyorum adlı programdan tüm izleyicilerimize hayırlı akşamlar diliyorum. Bu haftaki konuğumuz Milliyetçi Hareket Partisi Hendek İlçe Başkanı, değerli dostum, kardeşim Burhan Namlı. Hoş geldiniz. Hoş bulduk sevgili reis. Programa başlamadan önce başkanım, İsrail'in yaptığı insanlık suçunu lanetliyorum. Filistin halkına reva görülen bu zulmü şiddetle kınıyorum. Rabbim yar ve yardımcıları olsun diyorum. Amin inşallah. Ben de bu konuda araya gireyim sevgili reisim. Biz de yarın bu konuyla alakalı İstanbul'daki lanetleme mitingine genel merkezimizin, genel başkanımızın ve il başkanımızın talimatlarıyla katılım sağlayacağız Allah'ın izniyle. İstanbul'da tek yürek o kardeşlerimizin acılarına ortak olacağız. İnşallah zulmün durması için de elimizden geleni yapacağız. Allah yardımcınız olsun başkanım. Şimdi başkanım, ben sizi çok yakından tanıyorum. İzleyicilerimizin de tanıması adına. Gerçi herhalde bir 4 sene oldu Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanlığınızda. Hendek halkının da sizi yakından tanıdığını, verdiği değeri de sokakta muhabbet ettiğimiz insanlardan biliyorum. Ama program gereği kendinizi kısaca tanıtır mısınız? Burhan Namlı kimdir? Daha önce beraber katıldığımız bir programda bir garip ülkücü demiştim. Eyvallah. Ülkü neferi demiştim. Biraz daha açayım ben o işi. 1972 yılında İstanbul'da doğdum. Aslen Sakarya Hendekliyiz. İlk ve orta öğrenimimi İstanbul ve Kocaeli'de tamamladıktan sonra Hendek Meslek Yüksekokulu Bilgisayarlı Muhasebe, daha sonrasında da Açıköğretim Fakültesinden İşletme Bölümü mezunuyum. Tabii ilkokul öncesi Akyazı Ramazsı, şimdiki adıyla Topağaç Köyü'nde de hafızlık eğitimi aldım. İşte vatanını seven, dinine bağlı, gönüllü bir ülke edeyim. Allah bize bu yolda nasıl kurulur cümle? Bu yolda olmayı, bu yoldan ayrılmamayı nasip Bu yolda etsin. ölmeyi. Bu yolda ölmeyi nasip etsin Amin. diyelim. Amin. Şimdi başkanım, bize ülkücü hareketle ilk tanışmanızı, ülkücü harekete sizi vesile kılan etkenleri, kişileri, bir geçmişi hatırlayabiliyorsan. Tabii ki. Dedik ya, memleket Sakarya Hendek olmasına rağmen İstanbul'da doğdum, büyüdüm babamın çalışması nedeniyle. 1992 yılında babam emekli olunca onunla beraber biz de öğrenci olduğumuz için bu tarafa geldik. Tabii biz bu İstanbul'dan buraya geldiğimizde 0 kilometre, herhangi bir siyasi oluşuma girmemiş, bulaşmamış bir gençtik. Allah razı olsun. İşte hem mahalle komşuluğumuzdan hem şeyimizden sizlerle tanıştık. Ve ülkü ocaklarıyla tanışmamız, ülkücülükle tanışmamızın birinci sebeplerinden birisiniz. Allah razı olsun, güzel bir yol, güzel bir dostluk. Hani bir insan dostuna ne bırakılır derse, keşke ben de senin gibi ülkücü nesillere örnek olabilecek bir arkadaş çevremi o tarafa getirip o tarafa yerleştirebilsem. O konudan dolayı bilmiyorum kimler ne düşünür ama ben sonuna kadar bundan mutluyum. Allah razı olsun senden diyorum. Ülkücü olmaktan, ülkücü hareketli olmaktan her zaman gurur duydum. Allah nefes verdiği sürece de inşallah devam edeceğiz. Ben iltifatlarınıza çok teşekkür ediyorum. Şimdi bu program ilk programımız başkanım. Ya tabii biz bu arada şunu unuttuk sevgili reisim. Yani her şey hayırlı olsun derken biz Hendek halkına selamlamayı unuttuk. Bir, Evet. direkt bodoslama daldık. İkincisi, yeni yayın ilk program, size de sitenize de hayırlı olsun. Allah razı olsun başkanım. Allah güzel programlar yapmayı, güzel konular işlemeyi nasip etsin. Tabii bu canlı yayında sürçülisan edersek sevgili izleyicilerimizden de af dileyelim. Bu Tabii bizim ki acemiliğimiz benim olacak. ekran konusunda ve mikrofon konusunda ne kadar acemi olduğumu herkes biliyor. O yüzden kusurumu affetsinler. Eyvallah. Şimdi başkanım, çok yakın tarihte yaklaşık 14. kongrenizi gerçekleştirdiniz. 16 Ağustos diye hatırlıyorum. Akabinde de il kongresi gerçekleşti. Bu süreçle ilgili
kongrelerle ilgili, süreçle ilgili bizi biraz aydınlatabilir misiniz? Yani istediğiniz çalışma arkadaşlarınız ya da ulaşamadığınız işte gönül size koyanlar oldu mu? Bu konuyu biraz... Şimdi Türkiye genelinde il ve ilçe kongrelerimizi hayırlısıyla bitirdik. Yeni seçilen il başkanlarımız, ilçe başkanlarımıza, yönetim kurulu üyelerine hayırlı olsun dileklerimi iletiyorum. Çünkü ciddi anlamda zor bir görev, ciddi anlamda meşakkatli bir görev, vakit isteyen, nakit isteyen bir görev. Allah hepsine kolaylık versin, hepimize kolaylık versin. Amin. Ülkücü hareket için taş üstüne taş koyacak, hizmeti veren herkesten Allah razı olsun. Ülkü şehitlerimiz hepsine şefaatçi olsun. Hiç isim şey ayırmadan diyorum. Allah hepsinden razı olsun. Evet, biz kongre 16 Ağustos'ta bir kongre süreci geçirdik. Geçmiş dönemle bugüne arasında bazı şeylerimiz oldu. Yeni dönemde görevi alıp almamayı süzdük, konuştuk, oturduk, ettik. İşte bizimle beraber olmak isteyenler oldu, bizim olmak istediklerimiz oldu ama bazıları oldu, olmadı, her şey sıkıştı. Hı hı. Bir kusur var, eksik var, kusur demeyeyim, bir eksik var. Çünkü tam anlamıyla şey yapamadığımız için çok insana ulaşmadan ve sıkıştırılmış bir kongre süreciyle beraber, evet, bazı dostlarımız bize gönül koydu, bazıları kırıldı. Belki onların kırgınlığının serzenişine biz de kırıldık ama onlar da haklıydı, biz de kendimizce haklıydık. Çünkü bu işin ortası yok. Ben bütün dostlarıma şunu söylüyorum, Allah bir gün size de seyretmeyi nasip etsin, benim ne çektiğimi, neler çektiğimi hepiniz görün diye. Ciddi anlamda kolay değil. Birinden vazgeçmek kolay değil, birini diğerine tercih etmek kolay değil, bir denge oluşturmak zorundayız. Ben... Evet, kusurum vardır, biliyorum. Çünkü kendi muhasebemi yapıyorum. Evet, eksiğim var ama kastım hiçbir zaman olmadı. Kongrede de ifade ettim. Her ülkücü gönüllü bir yönetim kurulu üyesidir. Görev almak isteyen herkese eğer o kapıdan geri çevirirsek bize yuh olsun diyorum. Herkese kapımda ve gönlüm açık. O konuda sıkıntı yok Allah'a. Eyvallah başkanım. Ama dediğim gibi eksik yapmışımdır. Kusurum kesinlikle olmuştur ama kastım olmamıştır. Ya zaten başkanım 36 kişilik bir yönetim kurulu. Hendek ilçesi Marmara bölgesinde özellikle Milliyetçi Ülkücü Hareket adına söylüyorum. Önde gelen bir ilçelerimizden, belki çoğu ilimizden de sayısal manada ülkücünün çok olduğu, bu davaya gönül vermiş insanların sayısının çok fazla olduğu bir ilçe. Bu nedenle siz de elbette zorlanırsınız. Sayısal olarak 36 kişiye bunu indirmek, 36'nın dışında kalanların 36'nın içindekilerden daha kötü ülkücü olduğunu... Asla benim öyle bir şeyim yok, olmaz. Ben onlar, herkesten kötü ülkücüyümdür. Yani onlar da öyle algılamışlardır diye düşünüyorum ben. Yani ülkücü olan öyle algılaması gerekir. Bir de şunu izah etmek istiyorum ben. Şimdi biz bu programa başlarken ben Yaşar Aygüneş, beni Hendek'te %50-60... Yok %100 hiç insanlarımız tanırlar. Benim siyasi bir kimliğim var. Evet. Benim bir inandığım dava var. Evet. Ben tarafım. Evet. Ama bu programda buraya konuk edeceğim insanlara asla ters köşe yapmak ya da kendi fikrimi, kendi ideallerimi, kendi inançlarımı onlara empoze etmek derdinde değilim. Eğer öyle benim, düşünen varsa seni tanımayan biridir. Yani bunu ben duydum, o yüzden dile getirmek istiyorum. Benim sadece kırmızı çizgim vatan, millet, din noktasında olur. Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne ihanet beslemeyen, kutsal dinimize ihanet beslemeyen, bayrağımıza bayrak diyen herkese, bizim ortak kapımızda, gönlümüzde... Ortak değerlerimize saygı gösteren herkes başımızın üstünde. Aynen öyle başkanım. Ben şimdi, seni tanıdığım için rahat anlatıyorum. Sana bu itham demeyeyim, bu çekincede olan arkadaşımız kimse seni tanıdığı zaman bizim gibi düşüncen hemen adım gibi eminim. Allah razı olsun güzel duygularınıza. Şimdi başkanım malum Cumhuriyetimizin 100. yılını kutluyoruz.
Yani bu yüzyılda bir olan, Allah bize nasip etti, bize nasip etti, biz görüyoruz. Bizden sonra 100 yıl sonra bu tekrar yaşanacak. Böyle de şanslı bir nesiliz. Şimdi Cumhuriyet ilk kurulurken Cennet Mekan Atatürk'ün Türkiye'yi muasır medeniyetlerin üzerine çıkarma gibi hedefleri vardı. Bu hedefler doğrultusunda geldiğimiz 100. yılda Türkiye bölgesinde, dünyada hangi konumda olduğunu düşünüyorsunuz? Yani Atatürk'ün bahsettiği muasır medeniyetler seviyesinin üzerinde miyiz? Ya da o uğurda hangi mücadeleleri veriyoruz? Buna cevap vermeden bir araya bir şey daha eklemek istiyorum. Hendek ilçemizin uzun yıllar, ben bildim bileli yaklaşık yani 20-30 senedir büyük özlemini, hasretini çektiği bir fen lisesi sizin ilçe başkanlığınızda Hendek'e getirildi. Bununla ilgili de Milliyetçi Hareket Partisi Grup Başkan Vekili Sayın Muhammed Levent Bülbül'ün Ankara'da verdiği mücadeleleri, o zamanlar yönetim kurulu üyesi olduğum için yakından biliyorum. Bu vesileyle kendisine bir Hendekli olarak teşekkür ediyorum. Çünkü eğitim ne kadar iyi olursa... Bugün bakanın müjdelediği yeni adliye binası da keza öyle. Gene grup başkan vekilimizin büyük emek harcadığı şeylerden biri. Ama biliyorsunuz grup başkan vekilimiz reklamı çok seven biri değil. Evet. Çok uzun zamandır tanıyorsun. Allah ondan razı olsun. Allah onun gibi yöneticilerle bu ülkenin yönetilmesini sağlasın. Her şey reklam değildir. Onu çok net biliyoruz. Ama günümüzde maalesef reklamın önemini de görmüş oluyoruz. Biz de burada grup başkan vekilimizin hem fen lisesi hem adliye binasıyla alakalı, hatta işte geçen gün belediye başkanımızla beraber Spor Bakanlığı yaptıkları ziyarette Süleyman Seba projesinin hızlandırılması konusundaki çabalarını, gayretlerini biliyoruz. Evet, o proje bayağı bir bekleyen bir proje. Bayağı sıkıntılar yaşanan bir proje. Bunları biliyorum. Çünkü Türkiye'de dünyadaki ekonomik sıkıntılardan dolayı ülkemiz de bu sıkıntılardan etkileniyor ve maliyetler her geçen gün biraz daha arttığı için... 11 ili yıkılmış bir ülkeyiz. Evet. Ve yani... sıfırdan. Orada sağlam bina kalmadı. Şimdi bu ekonomik krizi, biz 99'da deprem yaşamış bir nesiliz. Bu ekonomik krizin geleceği çok aşikardı ama dünya küresel krizle beraber gelince maalesef bugün yaşadığımız sıkıntıları yaşamaya başladık. Eskiden işte 1 liraya aldığım bir şey oldu 10 lira. Artık rakamlar bizi korkutmaya başladı. Ama biz şimdi korkuyoruz diye de kalkıp vatanda kimselere verecek halimiz yok. Suriyelileri görüyoruz. Aynen. Ama bizim memlekette yaşıyorlar. Adamlar yaşadığına, yaşayacağına pişman diyoruz, ayrı bir konu. Çünkü tepkiyi hak edenler de var, adam gibi çalışanları da var. Ayrım da yapamıyorsun, genelleme yapıyoruz. Suriyelilerin hepsini suçlu olarak görüyoruz. Yani bu da kötü bir şey aslında. Kesinlikle kötü bir şey. Ben şunu şöyle söylüyorum. Şimdi Suriyelilerin, Filistinlilerin, işte bu bölgedeki insanların Türkiye'ye sığınmasının sebebini bizim 600 yıl bunlara devlet başkanlığı, devletlik yapmamızın sebebi olarak bir görüyorum. Bir de güçlü bir ülke olmamız. Güçlü bir ülke olmamız. Şimdi Allah göstermesin, Türkiye'de böyle bir şey olsa biz o tarafa, biz bırak o tarafa, hiçbir tarafa gitmeyiz. Kim güçlü, kime sığınacağız? Yok yok, biz kimse, bizden çünkü, ama bize sığınanlara da biz kucak açan bir şeyiz. Evet. O yüzden kardeşçe yaşayacağız. Evet, yanlış yapanlar var mı? Yanlış uygulama. Ya bizim kendi toplumumuzda da var bu insanlar. O yüzden hoşgörüyle bu sıkıntılı bir süreçten çıkacağız. Onların evleri bittiğinde kendi memleketlerine yerleştirdiğinde bir huzura ereceğiz inşallah. Bir de şey demiştim başkanım, ülkemizin Cumhuriyet'in 100. yılında bölgesinde olması gereken yerde olduğunu düşünüyor musunuz? Ya da eksikliklerimiz nedir ve bu uğurda verilen mücadelelerle ilgili şimdi bizi aydınlatırsanız? Bu bölgenin güç unsuruyuz, denge unsuruyuz. Burada bize sormadan kolay kolay kimse bir şey yapamaz. Ama biz olması gereken yerde miyiz? Değiliz. Ekonomik olarak önden değiliz. İç ve dış tezgahlar yüzünden değiliz. Yıllarca PKK terör örgütüyle uğraştık. Harcadığımız paralar ortada. Bu sorunlar fuzuli çıkan sorunlar değil ki ekonomimizin zayıflaması için. Çünkü biz ekonomimiz güçlü olduğu zaman her tarafa hükmedebilecek kapasiteye sahip bir toplumuz, bir milletiz. Şimdi düşünebiliyor musunuz? Bitişiğimizdeki yerde çıkan petrol ne hikmetse bu tarafta çıkmıyor.
Benim toprağımın altındaki zenginliği ben kullanamıyorum. Ama Allah'ın izniyle Cumhuriyet'in 100. yılıyla beraber tam bağımsız, kendi olduğu bölgede lider ülke Türkiye sloganıyla, liderimizin de bu sloganı var biliyorsunuz. Hı hı. Lider ülke Türkiye şeyiyle hak ettiğimiz yere geleceğiz. Eksiğimiz var. Adalette eksiğimiz var. Ekonomide eksiğimiz var. Ama eksikleri eğitimde var. Eğitimde var ama hepsinin temeli bizimle sürekli uğraşılmasından. Biz kendi başımıza bütün sorunları hallettikten sonra kendi kararlarımızla bir şeyler yaptığımız zaman hem adaletten hem ekonomiden hem her şeyden herkesi rahatlatır, doğru kararlar vererek insanları mutlu eder. Ve bu bölgenin en güçlü toplumu oluruz. Ki zaten çocukluğumuzdan beri Ocaklar'da bilirsiniz reisim Turan. Zaten evet. Turan da bunun için. Turan'la ilgili Turan'la ilgili de şimdi soru soracağım size de. Yani mutlaka bu son dönemde özellikle savunma sanayinde ülkemizin yaptığı atılımlar ülkemizin Cumhuriyet'in 100. yılıyla birlikte hepimizin hayali olan milliyetçi Türkiye oradan da Turan'a giden yolu açacaktır inşallah. Şimdi milliyetçi ülkücü hareketin nihai hedeflerinden biri olan Turan ülküsü hakkında ne düşünüyorsunuz? Türk Birliği, ona bağlı bir soru daha sorayım size başkanım. Sizce Türk Birliği ne kadar uzağımızda? Türk Birliği çok yakınımızda. Ama işte Cumhuriyet'in 100. yılı münasebetiyle kurduğum cümlelerin arasında o da geçerli. Biz güçlü olduğumuz zaman Türk Birliği dediğimiz Turan'ı oluşturacak, diğer Türk devletlerini bir araya toplayabilecek, bilecek gücü biz oluşturacağız. Ana güç, ana unsur biziz. Biz şeylerle uğraşmaktan, kendi içimizde ve dışımızdaki bizi engellemelere yetişmekten ona fırsat bulabilirsek çok uzun sürmez. Cennet Mekan Başbuğ Aslan Türkeş'in her zaman zikrettiği, genel başkanımızın sürekli bahsettiği Turan, biliyorsunuz ki bizim çocukluğumuzda hayal ötesiydi. Şimdi evet. Bunu bugün konuşuyoruz da Turan lirası basılır mı konuşuyoruz artık. Allah nasip ederse biz görmesek bile bizlerin evlatları, bizlerin bıraktığı emanetçilerimiz, bize çünkü bu dağla birilerinden emanet kaldı. Allah onlardan razı olsun. Biz de birilerine emanet edebildiğimiz zaman Allah inşallah onlara nasip eder. Belki biz göremeyiz ama Turan Birliği kurulduğu zaman görürüz. O zaman dünya adaletin, o zaman dünya insanlığın, o zaman dünya vicdanın ne olduğunu görür. Şimdi başkanım bir soluklandırma amacıyla bir yorumlarla gelen yorumlar var. Şimdi dostlarımız, bizleri izleyen çok kıymetli izleyicilerimiz. Uğur Nal, hayırlı yayınlar, herkese selam. Ayhan Ceviz, iyi yayınlar. Esat Dinçer, hayırlı yayınlar diliyorum, hayırlı geceler. Şenol Demir, Viyana'dan selamlar. Şenol sevgiler, abi selamlar. Başarılar diliyorum kardeşlerim demiş. Biz de Avrupa Türklüğüne buradan gönül dolusu selamlarımızı gönderiyoruz. Benim de bir parçam orada biliyorsunuz bütün aile bireyleri. Evet, Nurcan bacımız, Burhan Başkanım ve Reis abim hayırlı akşamlar. İyi yayınlar diliyorum. Almanya'dan selamlar demiş. Kıymetli dava arkadaşımız Ercan Kanar. Selamünaleyküm, geceniz mübarek olsun. Güzel insanlar. Programın Hendek halkına hayırlı olmasını dilerim. Avrupa Türklüğünden selamlar olsun ana vatana demiş. Biz de kendilerine ana vatandan Avrupa Türklüğüne selamlarımızı iletiyoruz. Esat Dinçer, Yaşaray Güneş ve başkanıma hayırlı geceler diliyorum. Hayırlı cumalar, hayırlı cumalar diliyorum. Hayırlı geceler. Mehmet Yılmaz, Yaşar abim Almanya'dan selamlar. Bizden de Mehmet kardeşimize kucak dolusu selamlar. Tuncay Çatak, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar diliyorum. Yaşar Reisim ve Burhan Başkanıma sevgi ve saygılarımı sunuyorum. Biz de kendisine selamlarımızı iletiyoruz. Ercan Kanar, İslamiyet'i ele alıp Türklüğü inkar etmek ihanettir. Bunun tersi de aynı derecede gaflet ve ihanettir demiş. Bu zaten Milliyetçi Ülkücü Hareket'in
İslam'a sancaklılık yapmış bir kavimden bahsediyoruz. Yani bu ne İslam'a ayırabiliriz? Çok güzel bir şey demiş Ercan kardeşimiz. Evet, biz Cennet Mekan Alparslan Türkeş'te bu davayı Türklük ve İslam'ı etle tırnak olarak izah etmişti. Yeni Mali Ülke Ocağı'nda yazılan yazı aklımızda. Bir ismi şu unutmayız yani. Türklük, gurur ve şuuru İslam ahlakı. Evet, yine Alparslan Türkeş'in güzel bir temel ilkemizde, evet. Uğurnal kardeşimiz kendilerine Hendek sevdalısı gösteren SEBA projesine bitmesine engel olmaya çalışana da selam gönder başkanım demiş. Beraber tamamlayacağız. Herhangi bir engel yok. Allah'ın izniyle beraber tamamlayacağız. Açılışı da beraber yapacağız. Ercan Kanar, davalarımızın çözümü kendimize dönmek, sarsılmaz bir birlik halinde el ele vermek ve kendi gücümüzle çalışmaya girişmek de mümkündür diye belirtmiş. Özay Kuru, hayırlı yayınlar, hayırlı yayınlar. Osman Hakan Başkan, hayırlı akşamlar. Bizden de kendisine hayırlı akşamlar diliyoruz. Evet başkanım, şimdi buradan devam ederiz yine kaldığımız yerden. Şimdi 54 yıllık... Hep hayırlı yayınlar, iyi yayınlar, bir tane soru gelmemişti. Şimdi demek kimse bize soru sormuyor yani. Evet. Verebilecek hesabımızın cevabımızın olmadığını biliyorlar, evet, Allah'a şükürler en azından olsun. Alnımız ak o noktada. Doğru diyorsunuz. Şimdi başkanım, 54 yıllık siyasi bir geçmişi olan Milliyetçi Hareket Partisi ve Milliyetçi Hareket Partisi'nin iki tane genel başkanlığını yapmış değerli, kıymetli siyasetçileri. Bir tanesi Dünya Türklüğü'nün başbuğu Cennet Mekan Alparslan Türkeş. Allah mekanını verdi. Diğeri de şu anda Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Doktor Devlet Bahçeli. Allah uzun ömür. Önce ülkem diyen ve bu uğurda özellikle 15 Temmuz sürecinden sonra çok büyük fedakarlıklarda bulunan, belki bundan yıllar sonra okullarda ders olarak anlatılacak bir kişilik, bir karakter. Şimdi bu iki liderin de birbirine benzer ülkücü hareketle ilgili sözleri var. Ben bunları size mutlaka bilginiz dahilinde hatırlatarak soru sormak istiyorum. Cennet Mekan Alparslan Türkeş ülkücü ülkücünün öz kardeşidir diye buyurmuşlardı. Şimdiki liderimiz Sayın Devlet Bahçeli de ülkücü ülkücünün arkasında dağ gibi durandır. Yani benzer anlamda, aynı minvalde iki tane söz. Fakat bu kardeşlik hukukunda ne hikmetse biraz eksiklikler görülüyor. Bunun giderilmesi, bunun sebebi nedir sizce? Bunun sebebi darbeler, bize sokmuş olduğu nifak, sonrasında siyasetsiz kalınan bir süreç, farklı partilere gidip gelenler ve Bizans'tan kalmayı başvuru, Cennet Mekan'ın söylediği fitne fesattan sonra, evet, kardeşlik hukukumuzda bazı zedelenmeler oldu. Keşke yani bizim şunu gördüm diyeyim. Ülkücünün ülkücü, yani birbiriyle hesap olmayan ülkücü kalmamış. Herkesin birbiriyle bir hesabı var. Şimdi birbiriyle hesabı olan bir ülkücünün kardeşliğinden bahsedemiyoruz. Sıkıntı buradan kaynaklanıyor. Ama ülkücüler özüne dönüp tekrar kardeş olmalı. Tekrar birlik beraberlik içerisinde Allah davasını hak ettiği yere getirmeli. Şu anda olduğumuz yerden, çünkü ya tek başına iktidar olabilecek potansiyele sahipken biz içimizdeki kayıkçı kavgalarıyla uğraştık yıllarca. İşte, oysa birbirimizin kucağında can verdi abilerimiz. Ya az önce dedim ya, Allah ülkü şehitlerinin şefaatine nail eylesin dedim. Amin. Bu harekete hizmet edenleri. Ama bugün bakıyorsun herkesin bir hesabı var birbiriyle. Paylaşamayacak hiçbir şeyimiz yok. Yani nihayetinde Allah'tan mükafatı bekleyen bir hareket. İşte ama ne? Ama bu kavga niye? İşte nifak, Bizans'tan kalma alışkanlık. Safları mı sıklaştıracağız başkanım? Safları sıklaştıracağız. Birbirimize sahip çıkacağız. Birbirimize kuracağımız cümleleri kapalı kapılar ardında, başkalarının yanında değil de birbirimizin yüzüne kurabildiğimiz gün tekrar kardeş olmuş olacağız. Ve bugün bana bu sormuş olduğun cevabını da otomatik almış olacağız. Bizim birbirimizi sevmeye ihtiyacımız var. Bu bütün insanlığın olduğu gibi ülkücülerin iki kat var.
Çünkü bu ülkenin de bu dünyanın da ülkücülere ihtiyacı var. Benim felsefemle. Başkası böyle görmeyebilir. Çünkü ülkücü doğru insandır. Ülkücü güzel insandır. Ülkücü ahlaklı insandır. Biz bunları gördük. Böyle evet. Büyüdük. Harama el uzatmaz. Adaletli olur. Adaletli olur. Mazluma sahip çıkar. Bugün Filistin'dekilere sahip çıkmamız gibi yarın mitinge gideceğiz dedik. Evet. Yani şimdi bugün toplumda görüyoruz ne çok Arapları seviyorsunuz diyorlar. Biz Arapları sevmiyoruz kardeşim. Biz Yıldırım orduları komutanlığını yapmış, o bölgenin komutanlığını yapmış Atatürk'ün peşindeyiz. Biz Türk milliyetçisiyiz. Evet. Türk milliyetçiliğinin gereği hakim olduğun bölgedeki insanlara sahip çıkmaktır. Sen yanındakini ötekileştir. Öbürüne Yahudi, buna şu de, buna bu dediğin zaman tek başına kalıyorsun. Bu sefer bizim Turan dediğim şeye yaklaşamazsın. Bu sefer kalkarız ona Kazak, buna Kırgız deriz. O birlikteliği de sağlayamayız. Ve Türk beklenendir başkanım. Yani şimdi biz güncel olduğu açısından Filistin'le başladık sohbetimize de. Tabii, şimdi Doğu Türkistan'daki zulme de sessiz kalmıyoruz. Karabağ bizi bekledi işte. Bizim evet, İHA'larımızı 40 yıl bekledi. İHA'larla SİHA'larımızı da aldı. Yani diyorum ya biz güçlü oldukça, Türk milleti güçlü oldukça, ülkücüler bir oldukça, Türkler bir oldukça başaramayacağı hiçbir şey yoktur. Evelallah. Ve bunun de başlangıcı ülkücülerin tekrar öz kardeş olmasıyla başlar. Tekrar birbirinin arkasında dağ gibi durmasıyla başlar. Ya bugün sokağa çıkıyorsun, tuhaf tuhaf yorumlar. İlçe başkanı. Keşke nefer olarak kalabilseydim. Çok güzel günlermiş onu görüyorum ama. Ya benim abi dediğimiz bir büyüğüm bana kalktı dedi ki Akkurt geldi dedi yani. Şimdi bu adama ne dersin? Evet. Abi diyorum ben bu insana. Evet. Akkurt diyebiliyor. Evet. Yani bir bozkurta bilmiyorum lakap takıyor. Ya da bir kardeşini abi dediğin için söylüyorum. Bir kardeşini o sınıfta görmek nasıl bir... Ben ona olduğu yerin şeyini söylemedim kendisine hiçbir zaman kardeş olduğum için. Ama o fütursuzca kardeşine bu cümleyi kurdu. İşte burada kardeşlik hukukunun zayıfladığını görüyoruz maalesef. Yani oysa başka yerden duysa Akkurt diye Hendek MHP ilçe başkanı. Ben size şöyle söyleyeyim. Ya bugün değişik partilere gitmiş büyüklerimiz var. Hiçbir hakkında kötü cümle kurmadık. Kimsenin de kurmasına da müsaade etmemeye çalıştık. Elimizden geldiğince duyduklarımıza müdahale ettik. Beraberiz. Yıllardır evet. Beraberiz. Allah razı olsun. Bize bu şekilde gösterdiniz. Biz de bu şekilde görüyoruz. Bu şekilde uyguluyoruz. Hiçbir büyüğümüzün arkasından konuşmadık. Hiçbir büyüğümüze de etiketler, sıfatlar eklemedik. Ama yani bir abiden de kardeşine böyle bir sıfat geldiği zaman ister istemez bizim de zorumuza gidiyor. Üzüldük, kırıldık. Ha, küsmedik. Ha, üzgünüz, kırgınız. Şimdi bir iki tane daha mesaj okuyayım başkanım da. Yine Ercan Kanar kardeşimiz var olsun Türkmen Bey'im diye yazmış. Allah var uzun olsun, ömür versin. Allah sağlık uzun ömür versin. Erdoğan Gürbüz eski ilçe başkanımız. Hayırlı akşamlar, hayırlı yayınlar. Her ikinize de selamlar. Var olsun ülkücü hareket demiş. Allah razı olsun. Şimdi az önce söylediğiniz şekilde bir yorum gelmiş. Ülkücü iyi insan diyorsun. Yanlış kişilerle niye berabersiniz diyor. Şimdi az önce söylediğiniz şey başkanım. Yani burada... Soruyu soran kim? Soruyu soran İlyas Yılmaz abimiz. Ben şahsen tanıyorum kendisini. Ama... Yanlış kişilerden kastını anlamak lazım. Eğer ülke Cumhur İttifakı adı anlamında söylüyorsa... O anlamda söylüyor başkanım. Şimdi çok basit bir cümle söyleyeceğim. Demokrasiyle yönetilen ülkeyiz, demokratik bir ülkeyiz. Demokrasiye de inancımız tabii. Yani Türkiye'nin, yani Türk milletinin %35'inin, %40'ının oyunu almış bir kişiye yanlış kişiler denmesi bile yanlış. Evet, yani zaten Peygamber Efendimiz'in de hadis-i şerifi var. Başkasının liderine küfretmeyin, ola ki o da sizin liderinize küfreder diye. Bizim ya, sonuçta nihai liderimiz Hazreti sevgili, Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Sevgili reisim, bugüne kadar herkese saygı gösterdik. Hiç evet. Kimseye hakaretimiz yoktu. Ben biliyorsun bir Beşiktaş maçlarında biraz şeyi. onu da başkanım sonuna doğru o konuya da. Bir orada dağılırım. Onun dışında her tarafta sabırla saygı göstermeye çalışırım. Her partinin liderini, her partinin görüşünü. Evet farklı görüş ayrılıklarımız olabilir.
olacak da. Bu bizim insanlığımızdan gelen şey. Benim kahvede beraber oturduğum insanları mı biliyorsun? Yani her partiden insan var. Biz mutlaka hepimizin öyle dostları var. Evet. Hayır, hiç siyaset girmedi. 40 yıldır aynı yerde oturuyoruz. Aynı muhabbet. Hiç siyaset girmedi. Solcusu da var, sağcısı da var, AK Partilisi de var. Ya birbirimize saygı duymaktan geçeriz. Yani şimdi yanlış kişilerden kasıt. O zaman %35'i yanlış diyeceksin. Şimdi o %35'te kalkıp sana yanlış dediği zaman. Evet. O zaman zaten Türk Birliği, Turan Birliği hayal olur. Kutuplaşmaya gitti. Hayal olur ve ötelenmiş olur biraz da. Yani aslında üzerine tez yazılacak bir konu bu konu. Yani şimdi her siyasi görüşte, her siyasi partide, buna mensup olduğumuz Milliyetçi Hareket Partisi'ni de dahil edebiliriz. Az önce kendiniz de söylediniz başkanım. İşte o aramıza sızan nifaklardan kötü insanlar mutlaka vardır. Ama bu kötü insanlar hiçbir camiayı bağlamaz. Ne mevcut iktidarı, ne muhalefeti. İçlerinde görevini kötüye kullanan vardır. Az önce Uğur kardeşimizin size selam gönderdiği art niyetli insanlar olabilir İlyas, yani. İlyas abiye şöyle de cevap vereyim ya. Liderimin en büyük yanlışı benim en doğrumdan doğrudur. Benim genel başkanım düzgün bir insan. Benim genel başkanım doğru kararlar alan bir insan. Bugüne kadar hiç pişman olmadım. Evet, hiç yüzümüzü kızartacak bir şey yapmadı, Allah şükürler olsun. Acaba da demiyorum. İlk başlarda belki bir acabalarımız oldu. Allah Allah ne oluyoruz dedik. Ki sen evet, biliyorsun evet. Beraber Ankara'ya gittiğimizde genel başkanım bize aile ortamında şu cümleyi kullandı. Size yanlış gelebilir aldığımız kararlar. Ama bir satranç oynanıyor. Ben her birinizi anlatmaya kalksam o hamlenin süreci geçer dedi. Tabii, mat olur. O yüzden dedi, sizlerden ricam evlatlarım dedi. Bunu birebir genel başkanımız bize Sakarya'dan giden teşkilata. Hı hı. 2019 olması lazım. Doğru. Gittiğimizde bize aynen şu şekilde söyledi. Sabredin. 10 gün sabredin, 20 gün sabredin, toz bulutu bir dağılsın, eğer haksız çıkarsam buyurun gelin buraya, Sayın Genel Başkanım bu kararınız yanlıştı diye. Sevgili reisim, valla bakıyoruz yapmış olduğu hamlelerin bugüne kadar yanlış olduğunu hiçbir hamle görmedik. Çünkü ülkenin çıkarları için yapılan bir hamle, kendi şahsi menfaatleri için, partinin şahsi menfaatleri için yapılan bir hamle olmadığı için çok rahat insanlara da anlatabiliyoruz. Şimdi buradaki sıkıntı büyük ihtimalle Türkiye geneli açısından diyorum başkanım. Buradaki sıkıntı işte Milliyetçi Ülkücü Hareket mensupları yıllardır ekonomik manada fakir olan insanlar yani. Zenginimiz maalesef az olan bir hareket, Milliyetçi Ülkücü Hareket. Herhalde böyle bir beklenti içinde olan insanlarımız var. Bunlar da karşı tarafın nemalanması mı gözlerine batıyor, bir şey oluyor. Yani burada bir sıkıntı, bu şekilde bir sıkıntı var. Yoksa genel başkan bazlı. Evet, Devlet Bahçeli Türkiye'ye çağ atlatmıştır. Yani bunu samimiyetimle söylüyorum. Ya 15 yani. Temmuz sürecini yaşadık. Daha başka bir şey söylemeye gerek var mı? Yani 20. yüzyılda, 21. yüzyılda darbe girişimi yaşadık. Ve sevdiğimiz ve inandığımız insanlar tarafından. Yani birçoğu inanırdı. Biz ülkücü olduğumuz için şükürler olsun. Onlara hiç kanmadık ve inanmadık ama ben de sürekli serzenişte bulunduğumda bana karşı savunanların, ben 15 Temmuz gecesi Hendek olarak konuşayım, Hendek meydanında ekranın altında sövdüklerine şahidim. Evet. Ama biz hiçbir zaman onlardan olmadık. İşte. Biz onlara rağmen 15 Temmuz'un yaşanmasını engelledik. Genel başkanımın dirayetli duruşuyla. Şimdi fotoğrafa küçük bakıldığı için böyle sorunlar yaşıyoruz maalesef. Fotoğrafa büyük senin, baktığın zaman... İlyas abim benden büyük. Büyük, büyük başkan. İlyas abi, benden de büyük. Benim ilçe başkanı olarak neler yaşadığımı bilse gelir bizi alnımızdan öper. Sizin derdiniz bizden büyükmüş. Doğrudur. Yani. Selam olsun. İlyas abimiz kötü niyetli biri değil. İşte bu dediğim noktalarda bir sorgulama yaşıyor maalesef insanlarımız. Şimdi başkanım biraz yerele doğru gelelim. Hendek'e doğru gelelim. Malumunuz işte yerel seçimler yaklaştı. 6 aydan daha az bir süre kaldı. Artık mevsim olarak kış, siyaset olarak havaların sıcak olacağı, ısınacağı, her geçen gün hareketli, hararetli olacağı bir zamana doğru ilerliyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi ilçe başkanı olarak, Milliyetçi Hareket Partisi seçime ne kadar hazırdır? Milliyetçi Hareket Partisi'nin yerel seçimlerde Hendek bazlı soruyorum, beklentisi nedir? Bunları şimdi biraz anlatırsanız. Her siyasi parti teşkilatının beklediği gibi belediye başkanlığını almak istiyoruz.
Ama genel başkanımızdan, genel merkezimizden bir tavır, bir ifade çıkmadan da biz konuşmak istemiyoruz. Bu konuyu konuşmak istemiyoruz. Çünkü biz çıkacak karara uyacak insanlarız. Tabii ki Hendek Milliyetçi Hareket Partisi'ne, Cumhur İttifakı'nın Milliyetçi Hareket Partisi'ne bırakılmasını herkesten çok isteyenlerden biriyim. 2019'da yaşadıklarımızı beraber yaşamıştık, evet başkanım. Partide ertesi günü iki kişi kaldığımızı hatırlıyorum. Evet. İşte dediğim gibi ama biz teşkilatına bağlı, genel merkezine bağlı, il teşkilatına bağlı bir topluluk olduğumuz için biz onlardan önce bu konuyla alakalı herhangi bir açıklama yapmamız yanlış olur. Ama şunu söyleyeyim. İlk görüşmeleri Cumhur İttifakı'nın, AK Parti ve MHP kadrosunun görüşmeleri dün itibariyle başladı. Dün ilk toplantı yapıldı. Birbirlerini dinlediler. Allah nasip ederse de Kasım sonunu bulmaz, çok şey şekillenmiş olur. Hayırlısı. Allah dediğim gibi Hendek için, ülkem için, Sakarya'm için ne hayırlısıysa onu versin. Tabii ama fotoğrafa biz, büyük bakmak lazım. Tabii biz tabii ki bir parti teşkilatı olarak biz Hendek'e talibiz. Bütün Türkiye'ye talip olduğumuz gibi. Görüşmeler sonrasında ne karar çıkarsa da sonuna kadar uyacağız Allah'ın izniyle. Peki başkanım, şimdi malumunuz Hendek 2020 Ocak ayında Milliyetçi Hareket Partisi Belediyesi oldu. Milliyetçi Hareket Partisi Belediyesi olarak Hendek'teki çalışmalar, şimdi bunun çok farklı söyleyenler var. Yaşanan farklı süreçler var. Doğal afetler var. Pandemi süreci var. Dünya genelinde yaşanan bir ekonomik krizler var. İnsanlığımız maalesef benim kapımın önü niye yapılmadı telaşına giriyor ama bunun sebeplerini hiç düşünmeden giriyor. Siz bu sürecin, yani Milliyetçi Hareket Partisi Belediyesi'nin yeterli hizmeti verdiğine inanıyor musunuz? Yeterli hizmeti verdi demeyelim. Çünkü hizmetlerin bitmiş olması gerekir. Yeterli hizmeti yapmaya çalıştıklarında zaten o iş bitmez hizmet. Yani gittik. Turgut Başkanımızla programlara gittik. Yapılan yerleri gördük. Gittiğimiz yerdeki insanların memnuniyetini gördük. Yapılan muhtarın memnun olup yapılmayan mahallenin muhtarının serzenişli olduğunu da gördük. Ama işte dediğin gibi ekonomik kriz, dediğin gibi pandemi, dediğin gibi şartlar bazı şeyleri... Sel yaşadık başkanım, iki sefer Hendek'te sel yaşandı. Tabii. Köprüler gitti. Benim köyümün, Kalayık köyünün köprüsü ya selde gitti. İşte ekonomik ve doğal afetler bazı şeyleri öteledi. Şimdi dış mahallelere gidiyorsun. Bugün Hacı Kışlı'ya gidiyorsun, Kocaahmetlere gidiyorsun, Dereköy'e gidiyorsun. İşte Hicriye tarafına gidiyorsun. İşte ne diyeyim, Dikmen tarafına gidiyorsun. Her tarafta bir hizmet var ama komple mi bitti? Değil. Komple bitme şansı yok. Komple bittiği gün zaten insanın derdinin bittiği gün öldüğü gündür. Yani o bitmez zaten. Yani bugün bitmeyecek. Kilitli taş yaparsın. Yarın oraya 3 tane ev yapılır. O sokağın taş ihtiyacı olur. Gene devam edecektir. Hizmet süre gelen bir olaydır zaten. Biraz çarşı içinde biraz evet, eksiğimiz biraz var. Ama onu da seçime kadar Allah'ın izniyle. Çünkü ben öyle bir programı Turgut Başkan'la konuştuk. Bu çarşı içerisinde bir dokunuşta hani çok kişinin geçtiği bir yeri yapmak. Aslında dıştan başlayıp içe kadar bitirmenin sıkıntılı. Yok yok. Yolunu değişik bir taktik izledi. Doğru da gidiyordu ama hem ekonomik kriz, hem pandemi, hem deprem, meprem, o işte seller derken bütün plan bozuldu. Plan bozulunca da bazı işler eksik kalmış oldu. Özellikle merkezde. Ama işte Stadyum Caddesi'yle başlanmış bir düzelme diyelim. Çarşı Meydanı da bugün yarın Düzce Caddesi, Eski Düzce Caddesi. Eski Düzce'si tek geliş olacak. Buradan itfaiyeye doğru, eski itfaiyeye doğru giriş tek çıkış olacak gibi. Yani şeyden Ziya Gökalp'in oradan iniş. Geliş olacak. Geliş olacak. Buradan yukarı çıkış olacak. Trafiği bayağı rahatlayacağına gibi. Eminim onun. Proje var. Bu yaklaşık 4 ay önce belediyede oturduğumuzda bu konuşuldu ama işte dediğim şeylerden dolayı bir türlü başlanamadı. Başlanamadığı için de tabii gecikmiş oluyor. Şimdi oradaki insanlar tabii ki mutsuz. Niye? Çünkü oraya hizmet gitmemiş. Kesinlikle. Ama yapıldığı zaman herkesin gönlünün olabilir. Yani kimsede de sihirli değnek yok başkanım. Bir anda her şeyi değiştirmek yani... Şimdi şöyle bir şey diyeyim. Öyle bugün... olsa ben sözünüzü keseyim de. Öyle olsa Hendek'te 16 sene ilçe başkanlığı yapmış bir şu an milletvekili olan belediye başkanlığı yapmış şu an milletvekili olan Ali Başkan'ın bütün hizmetleri bitirmesi gerekirdi.
ya da ondan sonra 4 sene belediye başkanlığı yapan İrfan Başkan'ın bütün hizmetleri bitirmesi gerekiyordu. Yani ihtiyaçlar her zaman çoğaldığı için bir de... Ve değişiyor. Değişiyor. Zamana göre de ihtiyaç tabii, değişiyor. Şimdi mesela Hendek'te yakın köylere doğalgaz gitti. Bu son zamanlarda doğalgaz gitti. Ben özellikle yakın köylerdeki çocuk parklarının falan çok güzel olduğunu görüyorum. Şahit oluyorum. İnsanlar memnuniyetini bir şekilde iletiyorlar bu konuyla ilgili. Şimdi şöyle bir sıkıntı var Yeşim. Şimdi belediye seçimiyle beraber muhtarlık seçimleri de olacak. Şimdi biz bütün Hendek'in her tarafından oy isteyecekken muhtarlar da kendi köyünden isteyecek. Şimdi muhtar atıyorum Kazimiye'de yapılanı değil Köşkü'de yapılanı istiyor. Köşkü'de yapılanı değil Şığlar'da yapılanı istiyor. Evet. İşte Dikmen'de yapılanı değil Aksu'da yapılanı istiyor. Çünkü muhtar kendisi de seçime girecek. Tabii kendisi bir şey isteyecek ki. Tabii. Ya evet aciliyeti olanlara biz bugün bir mahalle muhtarımız aradı beni. Böyle böyle dedi. Turgut Başkan'la görüşmemiz konusunda bize aracı olur musun dedi. Şu bayramı atlatalım. Pazartesi günü bana hatırlat. Ben o konuyla alakalı destek olayım dedim. Evet. Şimdi dediğim gibi muhtarların da seçim telaşı olduğu için onlar da bir baskı, köyden bir baskı yiyor. Tabii belediyeye ve bizlere de baskı uyguluyorlar. Seçim zamanı bunlar olan şeyler. Allah'ın izniyle birçoğunu hallederek seçime gireceğiz. Birçok gönüllü olarak seçime gireceğiz. Diyelim. Sonu hayırlı olsun inşallah. Sonu hayırlı olsun diyelim. Çünkü bunun ötesi farklı yere gidecek. O yüzden bir fren yapmak lazım. Sonu hayırlı olsun inşallah. Değerli izleyiciler, bölgesinde, mahallesinde ya da ilçemizle ilgili benim de hayallerim var. Katkı sunmak istiyorum. Ben de varım diyen arkadaşlarımız, dostlarımız varsa onları da programımızda konuk olarak ağırlamaktan şeref duyarız, onur duyarız. Onları da bekliyoruz. Şimdi biraz yine bir mesajlar var başkanım. Ben de bakayım. Şimdi tekrar Osman Hakan Başkara kardeşim neye göre yanlış demiş. Siz ona cevap verdiniz zaten. Ercan Kanar, Hendek ilçe başkanım. Yanında olmak benim için şereftir. Teşekkür ediyoruz. Büşra kızım, Almanya'dan selamlar, saygılar. Burhan Başkan'a, Yaşar Reis'e iyi yayınlar. Teşekkür ediyorum kızım. Allah razı olsun. Benim öz kızımdır o da. Murat Esen, selamlar, var olsun Milliyetçi Ülkücü Hareket. Selam olsun başkanım ve reisime. Bizden de kendisine selam olsun. Yine Viyana'dan Şenol abimiz, çarşı meydanındaki çeşme ne olacak diye sormuş. Evet başkanım, soru istiyordum, buyur. Şimdi Şenol abi, çeşme ile alakalı daha önce talep geldi. Turgut Başkan bu talebe cevap verirken yanındaydım. Kendisi de yapmak istiyor ama esnafın rahatsız olduğunu, o bölgenin esnafının rahatsız olduğu ile alakalı. Yani kullananlar açısından güzel görüntüler oluşmadığı için bir çekincesi var. Eğer onu aşabilirsek Allah'ın izniyle o çeşmeyi koyacağız ama dediğim gibi o da haklı bir çekince Turgut Başkanımızın. Çünkü yani ekranda söylemeyeyim ama yani hakikaten hoş olmayan görüntülerle karşılaşıldığı için o çeşmeden vazgeçildi. Yoksa o çeşmenin suyundan, o soğuk suyundan içmek güzeldi Şenol abi. Gene içeceğiz Şenol abi. Allah'ın izniyle. Yani bir çeşme buluruz Şenol abi. İçeriz beraber bir su. Şimdi başkanım, bir de şu konuda çok yine yerel yönetimle alakalı. Aydınlatmayla ilgili özellikle Hendek merkezli biraz sıkıntı olduğu söyleniliyor. Yetersizliği söyleniliyor. Birlikte bir Karamürsel'e gitmiştik. Bir ilçe başkanının hayırlı olsun ziyaretine. Ve şu an Sakarya'nın birçok yerinde de evet, ışıklandırmayla ilgili Adapazarı bir Belediyesi, çalışma var. Adapazarı Belediyesi bu konuda çok güzel çalışmalar yapmış. Tebrik ediyorum Adapazarı Belediye Başkanı Sayın Mutlu Başkan'ı da. Yani Hendek'in de böyle bir ışıklandırma çalışması var mı? Ben bunu niye soruyorum? Sizi başkanla son zamanlarda çok uyumlu birlik ve beraberlik içinde gördüğüm için bilginiz vardır dahilinde. İnşallah bir gün Turgut Başkan'a da burada konuk edersek direkt şimdi, sözün muhatabına ya, sorarız ben, ama ben sizden bir ön bilgi rica ediyorum. Bilgim olmayan bir konuda yanlış bilgi verip insanları beklenti altına almaktansa bizim şimdi salı akşamı meclis değerlendirme toplantımız var. Bu konuyla alakalı orada hem meclis üyeleri birinde hem Turgut Başkan da bu konuyu değerlendirir. Gerekli cevabı alırız. O cevabın üzerine
gerekli basın açıklamasını veya basına bilgi vererek o şeyi ya yapın. Da bir ama çalışma yapılır. Ciddi anlamda evet, Üniversite Caddesi'nin ışığının arttırılması lazım. Çevresinin biraz değişmesi lazım. Ben çay kenarının özellikle o çay kenarının biz kullanamadığımızı düşünüyorum. Evet. Özellikle yazın bizim orayı hareketlendirebilecek şeyler bulmamız lazım. Evet. Yani insanların orada oturabileceği, işte İstanbul'dan, Ankara'dan, sağdan soldan gelen misafirlerimizi alıp ailelerle oturabileceğimiz hayrinin yeri tadında ufak tefek çay bahçeleri. Ve kafe tarzı değil başkanım. Yani halkın da çay içebileceği, değil mi? Yani şimdi yanlış anlamasın kafe işletmecileri arkadaşlar da. Yani daha böyle makul fiyatlarla çayı içebilecekleri ama nezih yerlerin çay kenarında değerlendirilmesi lazım aslında. Ben çay kenarını hakikaten çok atıl kullandığımızı düşünüyorum. Evet. Yani bu sadece belediyesel bir şey değil. Bir de yatırım yapmak isteyen arkadaşlar da ne hikmetse tabii uzak duruyorlar. Bizim Ramazanlarda kurduğumuz Ramazan çadırları var ya. Evet. Onların bile aslında orada yapılabileceği kanaatindeyim. Aslında o bir hareketlilik i̇şte açısından. İşte panayır yapıyoruz. Kermesler yapılıyor. Bence oraları değerlendirmek lazım. Oralara hareket getirmek lazım diye düşünüyorum. O dere orada hep kalacak. Orayı bir şekilde hendeğe kazandırmamız lazım. Ki biliyorsun hendekte yaşıyoruz. Bazı olumsuz ve nahoş görüntülerin yaşandığı bir yer olmuş orası. Ondan da kurtarmış oluruz böylece. Çünkü o çay boyuna az yatırım yapılmamış. Evet. Orada. Yani orayı değerlendirmek lazım. Devlette biliyorsunuz hizmette her şey sürekli. Kesinlikle. O yaptı, olmaz, bu yaptı, bu yapacakla bu işi. O yapılan da güzel bir şey yapılmış. Kesinlikle. Başkanım. Yani takdir etmek lazım güzeli. Yani ışıklandırma dediğim gibi hendeğin her tarafına lazım. Ve bunu da dediğim gibi meclis değerlendirme toplantısında belediye başkanımızla istişare ederek gerekli açıklamayı yaparız. İnşallah güzel haberler gelir oradan başkanım. Şimdi yavaş yavaş programımızın son 15 dakikası, yönetmenim son 15 dakikaya girdik diyor. Biraz siyasetin dışına çıkalım başkanım. Senin iyi bir, hatta çok çok iyi bir Beşiktaş taraftarı olduğunu biliyorum. Çarşı grubuyla maç seyrettiğini ve aynı zamanda da iyi bir Hendek sporlu olduğunu, iyi bir Hendek spor taraftarı olduğunu da biliyorum. An itibariyle ikisi de iyi gitmiyor. Aslında konuyu biraz transit mi geçsek, bende mi bir sıkıntı var, takımlardan bir sıkıntı var anlayamadım. Ama bunların ikisi de şampiyon olduğu zamanlar siz gene buradaydınız. Gene görevlerinizin tabii başındaydınız. Yok, hiç, onun için hani şey anlamında yani değil. Yani ben sizden dolayı bir sıkıntı olmayacağı anlamında söylüyorum. Ben şimdi Beşiktaş genel bir konu. Hendek için konuşalım. Ben Hendek Spor'un ilk iki maçında bir puanda kalmasına çok çok üzülenlerden biriyim. Hepimiz üzüldük. İşte bunun şimdi sezona başladık. İki hoca değiştirdik. Yani hala bir şey arıyorsak bir yerde bir yanlış var demektir. Bazı ya da geç mi kalındı? Bazı hamleleri erken düşünmemişiz demektir. Yani şimdi deneyerek yanlışı bulmaya gittiğin zaman demek ki daha bir şeyler deniyoruz mantığı. Ben Hendek Spor inşallah şampiyon bitirir bu sezonu. Ben inşallah. İki haftasını seyrettim. Vallahi iki haftasından da keyif alamadım. Ama daha erken işte ama bugün, başkanım bugün, yani. Bugün bir topça sporcu kardeşimizi göndermişler. Yerine de yenilerin alınacağını duyduk. İnşallah gelenler katkı sağlar. Hendek Spor şampiyon olur. Çünkü Hendek yani bir partinin takımı değil. Ben ilçe başkanı olmadan önce de Hendek Spor maçlarını takip eden biriydim. İlçe başkanlığını bıraktıktan sonra da takip edeceğim. Ciddi anlamda Hendek Spor'u, Hendek'i seviyorum. Evet. Yani Hendek Spor yenildiği sonuçta zaman nefes aldığımız, yaşadığımız bir yer. Tabii başkanım. Hendek Spor yenildiği zaman ya o gün bitmiyor. Beşiktaş yenildiği zaman hakikaten o hafta bitmiyor. Evet, çok agresif oluyoruz başkanım. Ya, yani evdeki eşlerimizden de helallik isteyeyim. Ben mesela dün akşam çok agresiftim. Avrupa Kupası'nda yani Türkiye maçlarında ben başıma geleceği bildiği için seyretmedim. Vallahi başkanım Türkiye maçlarında kendi içimizdeki maçlar hani eğlencedir. Birbirimizle takılırız ederiz ama yurt dışı maçlarında ben iyi bir Fenerbahçeli, iyi bir Galatasaraylı, iyi bir Trabzonsporlu, hangi kulüp olursa olsun iyi bir taraftarıyım onun. Beşiktaş'ın özellikle dün akşam ezik top oynaması maalesef çok üzdü bizi.
ülkemiz adına. Sonuçta yabancılarla oynuyoruz. İnşallah onlar da düzelirler. Valla dediğim gibi ben Endeks Spor'un şampiyon olmasını canı gönülden istiyorum. Beşiktaş'ın bu saatten sonra treni kaçırdığını görüyorum. Çünkü mevcut yönetimin almış olduğu karar 11 Aralık mı 12 Aralık'a mı ne almış? Ya bu sezonu niye kaybettiriyorsunuz tepkisini de buradan duyurayım. Ya istifa ettiniz, kongre kararı aldıysanız 10 gün içerisinde. O yasal süresi vardır, onun hemen peşine yaparsın bunu. Aralığa kadar beklemenin ne Beşiktaş'a, ne kulübe, ne size bir faydası var. Ben onu anlamış değilim. Yani inanın Hendek Spor şampiyon olsun. Bu sene Beşiktaş'tan vazgeçtim. Ne düşünün yani. Ne evet, durumdayız. Tekrar bir mesajlara bakalım. Ama ben oğluma söyledim. Oğlum Beşiktaş maçına gidelim dedim büyük oğluma. Bana dedi ki gidelim. Bu mağlup olan takım maçına mı gideceğiz dedim. Ama dedi ki baba dedi biz dedi sevinmek için sevmedik ki dedi. Beşiktaş'ın bir maçı var ya. Allah şükürler olsun oğlumu o şekilde aşılamışım. Bir de ülkücülük konusunda da aşıladık mı benden mutlu baba olabilir mi? Allah işte dediğim gibi Beşiktaş konusunda iyi evlatlar yetiştirmişim. İnşallah ülkücülük konusunda da vatanına bağlı, dinine bağlı evlatlar yetiştirebilirsem ne mutlu bana. Cümlemizin tek temennisi o başkanım. Vatan ve millet hassasiyeti olan evlatlar yetiştirmek. Şimdi başkanım yine selamlar var. Murat Mülazımlar kardeşimiz iyi yayınlar diliyorum demiş. Selamları var. Aleyküm selam. Biz kuzu yemem ama reisim için bir kuzu kes de gelelim. Yani iyi olur aslında başkanım. Yani şu ekonomik sıkıntılarda. Murat iyi bir konuya değindi başkanım. Lider teşkilat doktrin felsefesiyle o teşkilatta yönetimde yer alıyorsun. Bu bir başkanın emridir. Ben başka bir şey söylemiyorum. Çiğdem Önder kardeşimiz, reisim başkanım, hayırlı akşamlar, iyi yayınlar demiş. Biz de kendisine hayırlı akşamlar diliyoruz. Bu aralar evet, bizden uzak kaldı, özetti kendini. Evet. Abdullah'la beraber bekliyoruz. İnşallah, evet. Çiğdem kardeşim, başkanımızı duydun. Esat abim, Esat Dinçer, çay kenarı çok fena, meyhaneye döndü. Bir çare bekliyoruz demiş. Evet, biz de onu başkanımla gerekli şeyleri ilettik. Başkanım da gerekli yerlerle görüşmeleri yapacak Allah'ın izniyle. Orayı da güzel ve hepimizin ailece gidip oturabileceği, gezebileceği ki orada çok güzel yürüyüş yolları var başkanım. Yani insanların orada yürüyebileceği çok güzel alanlar var aslında. İşte biraz daha orayı artık ışıkla mı ya da mekanlarla güçlendirmek lazım. Ya, mekan olursa sahibi olur oranın. Tabii, işte, sadece ışık da oraya hareketi olmaz. Getirdiği zaman oradaki o bütün kötü şey. Evet, hepsi kalkar. Kaçar oradan. Şenol abim Viyana'dan başkanım demiş ki Aşıklar Köprüsü vardı tahtadan. Canlandırılabilir mi? Tekrar demiş. Şenol abim. Nasıl bir şarkı vardı desin? Eskiden sevdalıklar. Yürektendi yürekten. Öyle sevda bulursan Aşıklar Köprüsü'nde yaptınız Şenol abi. O artık demir ya da ağaçtan olması çok bir şey ifade etmez. Başkanımın dediği gibi Şenol abi eskileri bulmak lazım. Murat Esen kardeşimiz başkanım bu sene o sene Fener şampiyon inşallah. Hayırlısı olsun. Şimdi o konuyla alakalı da bir şey söyleyeyim. Söyle Beşiktaş'ın başkanım. Yarışmacı olmadığı hiçbir yerde ben taraf değilim. Ben her zaman şampiyon Beşiktaş diyorum. Ben de gönlümlerine göre. O yüzden o şampiyon göre, olmuş. Tabii. Bu şampiyon olmuş. Şampiyon olduklarında Murat kardeşimi tebrik ederiz. Galatasaraylı biri o zaman Tuncay abimizi tebrik ederiz. Çıkarız ama tabii onlar kadar sevinemeyiz. Şimdi Almanya'dan başkanım biliyorsun ben biraz daha Almanya hasreti çekiyorum. Benim oğlum Almanya'da yüksek lisans yapıyor. O da Ahmet Nur Çebi istifa iyi yayınlar diye yazmış. Selim Dikbayır kardeşimiz iyi yayınlar demiş. İyi yayınlar diyoruz. Teşekkür ediyoruz. Selim'e selamlarımızı iletiyoruz. Nurullah Akçay kardeşim iyi yayınlar. Yaşar Reis'im başkanıma selamlar. Nurullah ben senin idolündüm. Kaleciliğe benle başladın. Ben de o zaman söyleyeyim. Sen de benim idolüm oldun. Program sunuculuğu
Haber Endek'te köşer yazarlığına senden sonra başladım ben. Yok, sana yetişemez değilsin. Bak, yok Nurullah o konuda... Şimdi kalecilikte idolüsün, ülkücülükte Allah razı olsun sayende bu teşkilatta tanışmış olduk. Yani ülkücülük o Allah... O yüzden yani sen her türlü ondan öndesin. Hiç Nurullah gaz vermeye çalışma bence. Başkanım belki hani Murat kuzuyu ısmarlar arkasından çaydan Nurullah'a söyletirdik. İnce bir şey yapalım diye... Murat Esen yine güzel adamsın başkanım demiş. Osman Hakan Başkara kardeşimiz Fikret Orman gelsin Beşiktaş kurtulur diyor. Ona lütfen arkadaşlar Hendek programının dışında bir program yaparsak orada sorarsanız daha net bir cevaplar veririm. Şimdi burada Hendek'le alakalı bir şeyler sorun da Hendek'le bizi izleyenlere cevap vermiş olalım. O Beşiktaş benim ve Beşiktaşların şahsi sorunu. Evet içimiz kan ağlıyor ama Beşiktaş'ta bırakacak halimiz yok. Osman Hakan Başkan'a çaylar benden demiş. Nurullah bırakmadı işi. Ercan Kanar, Almanya'daki ülküdaşımız, dostumuz Murat'a mesaj göndermiş başkanım. Kurt kuzuyu sever, ben de gelirim demiş. O 11. ayın ortalarında geleceğini söyledi. Zaten hasret kaldı. Murat mı lazım yani. Kardeşim? Biz o işi Kasım'ın ortalarında ayarlayalım. Murat'tan cevap gelmiyordur tabii şimdi. Şimdi Esat abi ben bu mesajına cevap vermeyeyim. Emanetine sahip çık abi ne diyeyim sana ben. Neymiş o? Şimdi abim Esat bizim 40 yıllık dostumuz abimiz. Sanayide klima gazı doldurdu abim Almanya'dan gelmişti. Abim giderken de dedi Esat'a ki Esat Yaşar senin kardeşindir sana emanettir. Şimdi diyor ki reis biliyorsun Almanya özlemini sen bana emanetsin diyor. Ben de emanetine sahip çık diyorum. Büşra kızım Avrupa Türklüğünden reislere selam olsun. Bizden Allah de olsun. Selam olsun. Avrupa Türklüğünü Türk'ün hepsini seviyoruz. Avrupa, Asya. Sizlerin vatan hasretini biliyoruz. Başkanım, ben keyif aldım. Gelmenizden dolayı size çok çok teşekkür ediyorum. İlk Allah yayını razı olsun. Sizinle yapmak çok istiyordum zaten. Çünkü hata yaparsak da birbirimizi her türlü affedeceğimiz bir dostluğumuz var. Şimdi şu şeyi de başkanım, mirası da istemediğinden dolayı dostluk ilerledi bayağı. Onun için son yönetmenim işaret ediyor. Son 5 dakika diyor. Rahmetli Allah nur içinde yazsın. Murat amcam erken gitti. Yoksa imzayı falan alsaydım on birazdan vazgeçmezdim. Evet, evet. Gönlümüzde yerim var başkanım. Tapu da olmasa da. Yine... Yani şunu da söyleyelim sevgili reisim ya. Yaşar reisimin babasıyla benim babam aynı yerde askerlik yapmışlar. Ama askerlik yaptıklarını, tanışıklıklarını bizim arkadaşlığımız sayesinde nerede askerlik yaptım muhabbet ettiklerinde hatırlıyorlar ama tabii halen daha birbirlerini tanımıyorlar. Ama şimdi bir aradalar yine. Tabii yaşarken de Türkiye'ye geldiğinde rahmetli Murat amcam beraberler hiç ayrılmıyorlardı. Allah öbür dünyada da ahirette de ayırmasın inşallah. Şimdi Büşra kızımız aslı olan hayattır, hayatta Beşiktaş'tır demiş başkanım. Son Osman Hakan Başkara, Kavis abi dur da 5 dakika 10 dakika idare et demiş. Şimdi evet başkanım ya, sohbetine doyum olmuyor. Hakan kardeşim oradan öyle diyor da bendeki teri görmüyor efendim. Biz şimdi ilk programın stresini yaşıyoruz. Bizi izleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Sürçülisan ettiysek affola. Cumhuriyet'in 100. yılını tekrar kutluyoruz. Evet, son sözlerinizi alalım başkanım. Bugün lansmanını yapan Hendek 1954 Hendek Handball takımına da yeni sezonda başarılar diliyorum. Evet, beni de davet ettiler. Ben dedim gelemeyeceğim, programım var diye. İyi o konuyu açtınız. Ben de kendilerine başarılar diliyorum. Her türlü yanlarındayız. Bir evladımızı da spora kazandırdıkları için bütün spor branşlarına, bütün spor hocalarına saygı ve hürmetlerimi buradan gönderiyorum. Her anlamda lider Türkiye derken her konuda da lider Hendek içinde biz varız.
futbolda, handbolda, siyasette, işte aklınıza gelebilecek her yarışmada, kimsenin hakkını yemeden, kendi hakkımızda, kendi gücümüzde, herkesin önünde lider olmak istiyoruz. Şimdi başkanım, bir de şimdi yönetmenim uyardı bizi. Pazar günü 29 Ekim kutlamaları münasebetiyle Saat Kule'den Hendek Belediyesi bir program yapıyor. Evet, Fener Alayı bizim çocukluğumuzun güzel günleriydi. Tekrar yapılması, inanın, bizi çocukluğumuza geri gönderiyor ki çocukluğumuzda o daha detaylı yapılıyordu biliyorsunuz. Askeriyenin araçlarıyla bir tur atılıyordu, evet. Meşalelerle. Arabalar süslenirdi. Çok güzel görüntülerdi. Çocukların o bando takımları. Eskiyi çok özlüyoruz. Herhalde yaşlılıktan başkanım da. Ya, ama güzel bir şey olacak tabii, inşallah. Yaşasın Cumhuriyet diyerek pazar akşamı saat 7'de herkesi saat kafenin oraya bekliyoruz. Oradan hep beraber birbirimize sarılarak, el ele tutuşarak, Türk bayraklarını sallayarak, meydana kadar yürüyerek marşlar söylemeyi hepinizi bekliyoruz. Cumhuriyet'in ikinci yüzyılına birlik beraberlik içinde tabii girelim ki diyorsunuz. Eğer biz birlik olursak ikinci yüzyılı da kutlarız. Biz kutlamayı çocuklarımız kutlar. Üçüncü yüzyılda, dördüncü yüzyılda sonuçta Cumhuriyet'i biz ebede kadar kurduk. Yani sonu olsun diye değil, Allah da sonlandırmasın. Torunumuz, torunlarımız, neslimiz sürekli Cumhuriyet'i kutlamayı nasip etsin. Neslimiz. Amin, amin. Allah bu millete Mehmet Akif Üstad'ın dediği gibi tekrar İstiklal Marşı yazmayı nasip etmesin. Bu milletin birliğini, beraberliğini, bağımsızlığını daim eylesin. Şimdi Şubat ayında geçirdiğimiz deprem bunun en güzel örneği sevgili reisim. Sağcısı, solcusu, kimi varsa, depremde nasıl birlik olduysak, Türkiye bir dara düşüğünde gene birlik oluruz. Biz bir ülke. Ama keşke dara düşmeden birlik olalım da daha güçlü yani. Ya biz zoru seven bir toplumuz. Evet, öyleyiz galiba. Biz aynaya bakıp kendiyle kavga eden bir toplumuz. Evet. Şeyi beceremiyoruz, birlikte yaşamayı beceremiyoruz. Olsun, biz bu Türk milletini her şeyiyle seviyoruz. İşte Karadeniz'in hırçınlığıyla, Adana'nın, yani her şeyi de seviyoruz. Her şey, çünkü bizim insanımız, Türk insanı. Böyle olduğumuz için biz diğerlerinden ayrılıyoruz. Şimdi Avrupa Türklüğü diyorsun, Almanya'da yaşıyorum diyorsun. Oradaki yaşam tarzı bize uyuyor mu? Değil. Ama biz başkanım, onların sistemlerini ne kadar sevsekse biz orada yaşayamayız diyoruz. Yani. Ama başkanım, ben eminim oradaki Türkler orayı kendilerine uyarlamışlardır. Yaşadıkları bölgeye ama, evet. Komple Almanya'yı yapamamışlardır. Bayağı uyarlıyorlar. Ben gittim gördüm. Teşkilatlar orada da Allah razı olsun sokakta gençlerimize gerek milli gerek dini konuda çok büyük destek veriyorlar. Güzel nesil yetiştiriyorlar orada da. Allah oradaki teşkilat başkanlarımızdan da razı olsun. Selam olsun hepsine. Ercan Kanar kardeşimle en son görüşmemizde bana dedi ki hep ben geliyorum. Bir sefer de siz gelin dedi. Ya biz gelirsek masraflı geliriz dedim. Çünkü burada senin kalacak evin var. Orada bizim kalacak evimiz yok. Sen yanarsın dedim. Ben de sizin gibi yaparım. İlgilenmem sizinle dedim. Evet. Evet can onlar. Sayın yönetmenim. Süremiz doldu. Başkanım bir veda, bir hayırlı akşam dileyim. Ben bu Hendek'i, Hendeklileri, Türkiye'yi, Türkleri çok seviyorum. Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Evet. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Allah'a emanet olun. Evet, sevgili izleyicilerimiz, dostlarımız, ben de Haber Hendek ailesi olarak bizlere zaman ayırıp bizlerle birlikte olduğunuz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Cumhuriyet'in 100. yılı kutlu olsun. İnşallah 1000. yılını da nesillerimiz, torunlarımız kutlar. Türk Birliği'nin de olduğu güzel günlerde tekrar buluşmak, tekrar bir arada olmak dileğiyle hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Sevgili, hayırlı akşamlar diliyorum. Kapatmadan şu arkamızda fonda gözüken 100'ü 200 olarak görebilecek miyiz biz ömür olarak? Başkanım, onu 200 gördüğümüz zaman o zaman ne oluyoruz biz? Allah ömür versin görelim. 154 yaşında ben oluyorum başkanım. Yok başkanım. Biz çocuklarımız görsün. Allah neslimizi ve Türk milletine göstersin o zaman. Aynen öyle başkanım. Hayırlı akşamlar. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere.